Doğu Ateşi YouTube coğrafya kanalında yine bir KPSS denemesiyle bir aradayız. Hemen sorularımıza başlamak istiyorum. Birinci sorumuz şöyle. 21 Aralık'ta İstanbul'da yola çıkan bir gözlemci aşağıdaki merkezlerden hangisine ulaştığında yerel saatin en ileri, gündüz süresinin en uzun olduğunu görür? Demek ki İstanbul'dan 21 Aralık'ta bu şahıs güneye doğru gitmeli ki gündüz süresi uzasın. Güneyde de doğuya doğru ilerlemeli ki yerel saatin en ileri olduğunu görsün. O zaman arkadaşlar Edirne değil, İstanbul'un batısında, Çanakkale değil, Muğla değil, yine bakın bunların hepsi batıda. Antalya tam güneyde değil ama Hakkari arkadaşlar İstanbul'un güneydoğusunda, en güneydoğusunda yer alan merkez. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı Denizli. İkinci sorumuz. Buna göre akarsularından hangilerinin akış hattında yukarıda anlatılan duruma rastlanmaz? Bak yine YouTuber'lara gönderme yapmış. Büyük fay kuşaklarının hareketleri akarsuların akış güzergahları üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Örneğin ülkemizde Sakarya Nehri'nin Kuzey Anadolu fay hattı ile kesiştiği yerde akarsu akış güzergahında meydana gelen akarsu akış güzergahında önemli karışıklıklar meydana gelmiştir. Bu durum doğu batı yönünde uzanan fay kuşaklarını kuzey güney yönünde aşan akarsu vadilerinde görmektedir. Buna göre hangilerinde bu duruma rastlanmaz? Gediz, Bakırçay, Kızılırmak, Yeşilırmak. Arkadaşlar diyor ki kuzey güney yönünde akan akarsular vadilerinde fay hatlarıyla kesişme varsa bir karışıklık vardır. O zaman Kızılırmak ve Yeşilırmak güneyden kuzeye doğru gittikleri için bunların vadilerinde bu bozulma vardır. Ama Gediz ile Batı Kırçay batıya doğru aktığı için, Anadolu'dan batıya doğru Ege'ye doğru aktıkları için bunların büyük fay hatlarının üzerinden geçtiği söylenemez. Dolayısıyla cevabımız 2-3. Bence mükemmel bir soru. Neden mükemmel bir soru? Tamam YouTuber'lara gönderme yapıyoruz. Onlar hani bilmez bu işinden. Haberleri yoktur ama arkadaşlar bakın Türkiye'de Kuzey Anadolu fay hattını kesen Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Çoruh gibi akarsularımızın fay hattının üzerinden geçtiği yerlerde çok ciddi bozulmalar, akış değişimleri, drenaj çarpıkları vardır. Drenaj çarpıklıkları vardır. Mesela Kızılırmak'ın bir kolu Amasya'dan gelen ters akan çayıdır. Neden ters akıyor? Kuzey Anadolu fay hattı yerini bozmuş, yönünü bozmuş. Bu yüzden ters akan çayı. Ya da arkadaşlar Garsak Boğazı var. Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e açıldığı, Adaparazarı Nehri'nin Adapazarı Ovası'ndan çıktığı yerde bulunan Garsak Boğazı çok önemli. Yıllarca tartışılmış, durulmuş bir yer. Bunlar mutlaka birinin aklınızda bulunsun. Şimdi diyeceksiniz ki, ya Doğan Hocam bunlar çok ayrıntı ya. Git başka YouTuber izle ya. Zor mu arkadaş git tıkla başka izle. Adamın zaten 1 milyon izleyicisi var. Sana mı ihtiyacı var ya? Git başka YouTuber'ı izle. Beni izleyen beni izlesin. Sorun mu ya? Bakın ne kadar artist artist konuşuyorum. Arkadaşlar ben izleyen, bilgi almak isteyen bana bakar. İstemeyen ne gider başka bir şey izle. Bir tık uzağınızda duruyor ya. Hiç uğraşmayın. Ben madem öğretmenlik alan bilgisi sorusu soruyorum KPSS sorusu değil. Bir bakın ya. Gerçek KPSS'de ne sorulmuş? Son yıllarda. Niye sormuş bunları? Al mesela bu soruyu soralım. Türkiye'nin platolarından hangisi bu durumu örnek olarak gösterilebilir? Volkanik faaliyeti sırasında açığa çıkan materyallerin çok geniş sahaları örterek düzleştirmesiyle ortaya çıkan yüzeylerin daha sonra yarılması sonucunda lav platolar ortaya çıkar. Mesela Türkiye'nin kuzeydoğusunda bir Erzurum, Kars, Ardahan platoları bölgesi var ki buradaki volkanik materyal buraya yerleşmiş Aras, Kura, Arpaçay ırmakları tarafından yarılmış, derince parçalanmış. Burada Erzurum Kars platosu ortaya çıkmış. Dolayısıyla sorunun öncülüğünde verilen örneğe en iyi uyan seçenek D seçeneğidir. Deriz bir sonraki soruya geçeriz keyifle. Yine zor bir soru ama ya Doğu Hoca öğretmenlik sınavı soruları soruyor ya. Öğrendiniz ya bu lafı. Ya geçen sene çıkmış soruya bir bakın ya. Geçen sene ne çıktı? Allah rızası için bir bakın ya. Hiçbir mantığınız yok. Aşağıdaki illerin hangisinde kaya tuzu karstına ait yer şekilleri daha yaygındır? Türkiye'de
Kireç taşı karstı çok yaygın. Türkiye arazisinin üçte biri kireç taşı. Özellikle Akdeniz bölgesi, Antalya bölümü. Sonra Sivas çevresi alçı taşı, jips karstı. Geçen sene, daha geçen sene jips karstı. Soruldu Sivas, kaya tuzu karstı Türkiye'de, Çankırı ilimizde görülür arkadaşlar. Bundan 8 ay önce gittim, yerinde gördüm. Burada oluşmuş dolinleri, mağaraları, Çankırı'da kaya tuzu üzerinde karstik şekiller vardır. Bunun dışında yine Iğdır'da da kaya tuzu karst şekillerinin olduğu söylenir. Aklınızda bulunsun. Yani öğretmenlik alan bilgisi sormuyor arkadaş. Bunların hepsi sınavda sorulan soruların değiştirmiş. Takla atmışları. Sivas sormuş, ben de Çankırı'yı sormuşum ya. Yaz mantığınızı kullanın ya. Biliyoruz millete 6 milyon takipçi vermeyi. Az mantıklı olun. Cumhuriyetin kurulduğu günlerden bugüne ülkemizde nüfus artışı aşağıda verilen dönemlerden hangisinde en düşük seviyeye ulaşmıştır? Nüfus artış hızının en düşük seviyeye ulaştı. İkinci Dünya Savaşı yılları olabilir. Covid pandemisi. Batı Avrupa'ya büyük işçi göçleri. Kıbrıs harekatı. 80 öncesi ülkede yaşanan siyasi huzursuzluklar değil. Arkadaşlar, Türkiye tarihinde nüfus artış hızının binde beş olarak ölçüldüğü ve gelmiş geçmiş en düşük düzeye ulaştığı yıl 2020-2021 periyodudur. Bu dönem Covid-19 pandemisinden dolayı yaşanmış olaydır. Aklınızda bulunsun değerli arkadaşlar. Orta Karadeniz yöresinde dağınık yerleşmelerin ortaya çıkmasına yol açan faktörler arasında, özür dilerim, Doğu Karadeniz yöresinde dağınık yerleşmelerin ortaya çıkmasına yol açan faktörler arasında durumlarından hangilerinin bulunduğu söylenemez. Su kaynaklarının fazla ve yaygın olması bence kesinlikle etkili. Eğim değerlerinin yüksek olması, yani engebenin fazla olması kesinlikle etkili. Ama platoların geniş yer kaplaması diye bir şeyin söz konusu olması mümkün değil. Zaten Doğu Karadeniz'de Perşembe Yaylası, Ordu'nun Perşembe ilçesinin dışında bir plato duyan varsa yanıma gelsin, beri gelsin. Arkadaşlar, plato yüksek düzlükler demek. Doğu Karadeniz'de yüksek düzlüklere fazla rastlanmaz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Peki Doğu Karadeniz'de niye platolar yoktur diye sorularsa cevabımız şu olacak. Dış kuvvetlerin etkisiyle yeryüzünün aşırı derecede aşınmış, parçalanmış olması. Tektonik hareketler sonucunda yükselen dağlık sahanın özellikle akarsuların, yağmurun etkisiyle sürekli aşındırılması Doğu Karadeniz'de platoların ortaya çıkmasını engellemiş. Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliğinin 2000'den bu yana tatlı su gibi su kaynaklarının hangilerinde yoğun olarak geliştiği söylenebilir. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz arkadaşlar hep söylüyorum. Türkiye'de en fazla balıkçılık Karadeniz. Sonra Marmara, sonra Ege, en az Akdeniz. %80 Karadeniz, %10 Marmara, %6 Ege, %4 Akdeniz. Diyor ki 2000'den sonra nerede diyor yetiştiricilik. Demek ki biz bir de yetiştiricilik yapıyoruz. Mesela o çok satılıyor çupra. Levrek. Bu çupralar nerede yetişiyor? Çiftliklerde, balık çiftliklerinde. Balık çiftlikleri nerede? Kıta sahanlığının uygun olduğu, yani deniz derinliğinin çok fazla olmadığı kıyı çiftliklerinde, özellikle Ege Denizi'nde 2000'den bu yana bol bol yapılan bir faaliyettir. Dolayısıyla burada cevabımız B seçeneği olmalıdır. Karadeniz kıta sahanlığından dolayı, Akdeniz kıta sahanlığından dolayı çiftlik balıkçılığına izin vermez. Marmara Denizi ise biliyorsunuz müsilaj var. Biz onu mis gibi yaptık. Pırıl pırıl yaptık Marmara Denizi'ni. Dünyanın en temiz denizlerinden biri haline getirdik. Burada da balıkçılık mümkün değil. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Bu durum özelliklerden hangilerinin sonuçlarıdır? Türkiye'de muz ekonomik anlamda Mersin Anamur'da üretilebilmektedir. Sıcaklık ortalamasının yüksek olması, don olayının yaşanmaması, yağışın mevsimlere dengeli dağılması. Gittim yerinde gördüm muz seralarını bizzat ziyaret ettim. Buradan Anamurlu muhteşem değerli bir coğrafya öğretmeni Yusuf Durgut'a selam olsun. Yusuf hocam beni buradaki seraların içine soktu, gezdirdi. Arkadaşlar bir kere Anamur'da bol bol muz yetiştirilmesi burada sıcaklık değerlerinin hiçbir zaman 20 derecenin altına inmemesiyle alakalı bir.
Yani 18'in altına inmemesiyle alakalı. İkincisi, Anamur'da asla don olayına rastlamıyoruz. Demek ki tropikal iklime benzer koşullar var. Ama muzun yetiştirildiği sahalar, yani özellikle seralar, muz seraları, yağışın dağılışıyla hiçbir alakası olmayan suyun taban suyu olarak çekildiği yer altından, artezyen kaynaklarıyla çekildiği yerlerdir. Dolayısıyla burada 1 ve 2'nin sonucudur arkadaşlar. Muzun bol bol rahatlıkla yetiştirilebilmesi, ama muzun yağışlı mevsimlere dengeli dağılmasıyla uzak yakın alakası söz konusu değildir. Buna göre gibi kuş turizmi merkezlerinden hangisinde kış turizmi sezonu diğerlerinden daha uzundur? Bir yerde yapılacak doğa turizmi sezonu, geliştirilecek turistik faaliyetin iklim, mevsim, yükselti, engebe gibi doğal faktörlere bağlı olarak uygulanabileceği süreci kapsar. Şu öncülü, o YouTuber'lar var ya, bir tanesi okusun anlasın, ben bu mesleği bıraktım. Vallahi 20 yıldır coğrafya öğretmeniyim, 40 tane kitabım var, kendime göre idare eder bir popülerlik seviyem var. Şu cümleyi sizin YouTuber'lar, o 5 milyon takipçili şu YouTuber'larınız okusun anlasın, ben bu mesleği bırakırım. Şimdi buna göre, ya çok uğraştık YouTuber'ları, çok ezdik ya. Buna göre hangisinde kış turizmi sezonu daha uzundur? Uludağ'da, Batı Anadolu'da, Palandöken, Erzurum'da, Davras, Isparta'da, Saklıken, Antalya'da, Kartalkaya, Bolu'da. Arkadaşlar, Türkiye'de en düşük sıcaklık değerlerine Doğu Anadolu bölgesinin kuzeydoğusunda, Erzurum Kars platosunda rastlanmıyor mu? Dolayısıyla Erzurum Kars platosunda yer alan Palandöken kış turizmi merkezinde kış turizmi sezonu diğerlerinden çok daha uzun sürmez mi değerli arkadaşlar? Sürer. Teşekkür ediyorum. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Türkiye'de tütün üretim aralığının giderek daralmasında faktörlerinden hangileri etkilidir? Zahmetli bir ürün olması, devlet desteğinin ortadan kalkması, ekonomik getirisinin düşük olması. Arkadaşlar, zahmetli bir ürün, ama zahmetli bir ürün olsa dahi çiftçi para kazanmıyorsa bunu yetiştirir. 100 yıl yetiştirdi bunu. Demek ki bunun çok etkisi yok. Ama devlet desteği ortadan kalkınca 2000'li yıllardan itibaren, özellikle başımızdaki büyüklerin sigaraya ciddi anlamda karşı olması, devlet desteğinin de kesilmesiyle birlikte sigara üretiminin, tütün üretiminin azalmasına yol açmış, ekonomik getirisinin düşük olması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Türkiye'de üretilen Türk tütünü yurt dışından gelen büyük GTI gibi, efendim Philip Morris gibi devasa sigara devleri tarafından alındığı için ekonomik getirisi düşük falan değil. Ama arkadaşlar, yalnızca 10. soruda Bursa seçeneğinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Devlet desteği ortadan kalkınca tütün üretimi azaldı. Sigarayı bıraktırıyoruz ya vatandaşa, sigaraya zam yapıyoruz. Dün yine zam gelmiş, 50 lira oldu ya sigara. Böyle bir şey yok. Ben Allah'tan sigarayı bıraktım, ama yazık yani. Bizim insanımıza reva görülen bu işkence sigaranın değil, sigara alanlara yapılan bu hareket, neyse bir şey demiyorum. Anadolu'nun pek çok yerinde çıkarılabilen yiğit yataklarından hangisinin en büyük rezerve sahip olduğu söylenebilir? Anadolu büyük ölçüde son jeolojik dönemde şekillenmiş genç bir ülke olduğu için yiğit yataklarına sıkça rastlanmaktadır. Bir çay içeyim. Elbistan, Soma, Çan, Divriği, Aşkale. Bunların tümünde neyi çıkarılıyor, neyi çıkarımı var. Ama Türkiye'de lignitin %10'unun bulunduğu en büyük rezerv Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yer alıyor. Ki burada yer alan Afşin Elbistan Termik Santrali aynı zamanda Türkiye'de havayı en fazla kirleten, en fazla elektrik üreten tesisimiz Afşin Elbistan Termik Santrali, aklınızda mutlaka bulunsun. Aşağıda bir ilin merkezine ait ortalama yaş sıcaklığı verilmiş. Grafikteki bilgiler ele alındığında bu il merkezinin aşağıdakilerden hangisi olduğunu söylenebilir arkadaşlar. Şimdi bakınız, burada grafikte tamam hangi mevsimde olduğunu bulacağız. Biliyoruz ki Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde en fazla yağış sonbahar aylarında, yani Eylül, Ekim, Kasım. Bu Karadeniz ikliminin görüldüğü bir merkez. Ama bu soruyu daha kolay cevaplamak için şunu yapmak lazım. Bakın burada 30 cm
demiş. Yani 31 metrekare alana 30 santimetre küp yağış düşüyor belli bir ayda. Mesela bir ayda 30 değil de 20 santimetre, Ekim ayında 20 santimetre küp yağış düşmüş. O zaman burası bayağı bol yağış alan bir merkez. Dolayısıyla seçeneklerden özür diliyorum. Adana, Konya, Erzurum, Gaziantep içinde Trabzon belirgin biçimde en fazla yağış alan merkezdir. Dolayısıyla hangi mevsim olduğuna bakmaksızın da B seçeneğine hemen ulaşabilirdik. Arkadaşlar yine bir diğer güzel sorumuz. Bitki örtüsünün yumak, tarla sarmaşağı, düğün çiçeği, sarı çiçekli orman gülü, mine, kar çiçekleri, kardelen, taşkiren, taşkıran gibi bitkilerden meydana geldiği bir sahanın Türkiye haritası üzerinde numaralandırılmış olarak verilen yerlerden hangisi olduğunu söylenebilir? 1. Trakya, karasal iklim step. 2. Güney Marmara, bozulmuş Akdeniz iklimi. 3. Menteşe yöresi, Akdeniz iklimi. 4. Konya Ovası, step iklimi. 5. Yaz yağışları, uzun boylu ot ve çayırlar. Doğu hocam ben bu türleri bilmiyorum. Al sana bir. Arkadaşlar burada bileceğiniz tarla sarmaşığı, mine, kar çiçeği ve özellikle kardelen asla aklınızdan çıkmasın. Bu ürünle bu bitkilerin tamamı çayır formasyonunun üyeleridir. Çayır formasyonu Türkiye'de en tipik biçimde E seçeneğinde E ile gösterilen 5 numarada verildiği için cevabımız E. Ya hocam bu sorular çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmıyor arkadaşlar. Ben bunların hepsini uyduruyorum. Kafamdan uyduruyorum. Sizin YouTuberlar gibiyim ben de. Kafama geleni yazıyorum. Hani YouTuberların o kadar kafası da çalışmıyor ama ben aklımdan soruyu yazıyorum, gönderiyorum. Bunlar. Ya geçen sene çıkmış sorunun değiştirilmiş. Geçen sene step formasyonunun üyeleri verilmiş. Ben de çayır formasyonunun üyelerini verdim. Neyse. Allah herkese vicdanı yüreği kadar versin. Verilen bilgiye göre Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerden hangisinde azonal alüvyonlar rastlanmaz? Ya burada bir yanlışlık yapmışım zaten. Alüvyonlar zaten azonaldir. Ama bunu yanlışı niye yapıyorum? Muhtemelen ÖSYM böyle sormuştur. ÖSYM'nin yazarlarının da benden iyi bilip bilmeyeceğini düşünün. Bakın zaman zaman. ÖSYM'nin yazarları da sizden iyi bilmiyor olabilir. Neyse. Akarsular tarafından taşınan materyaller düz ve az eğimli yerlerde biriktirilerek alüvyal topraklar oluşturur. Bu tip topraklar iklim koşullarından bağımsız olarak oluşurlar. Dolayısıyla da azonal topraklar olarak adlandırılırlar. Türkiye haritası üzerinde verilen yerlerden hangisinde azonal topraklara rastlanmaz? Bafra, Kızılırmak Deltası. Büyük Menderes'in Deltası. 2 numara. 3 numara bir dursun. 4 numara arkadaşlar. Adana, Çukurova, Seyhan, Ceyhan, Beyra, Berdan çaylarının deltası. Ama 3 numarada ben biliyorum ki kireç taşı var. Kireç taşından da öte burada arkadaşlar yazdık söyledik videolarımızda açıkladık. Antalya denilen yer bir traverten platosu, traverten basamağı. O traverten basamağı kireç taşından meydana geldiği için ayrışarak Terra Rosa topraklarının ortaya çıkmasına yol açıyor. Demek ki 3 numaralı yerde kesinlikle alüvyonlara, azonal topraklara rastlanmaz. Arkadaşlar bir yudum çay içmek istiyorum. O bir tane var ya ortalıkta geziyor elinde çay sigara. Onu dinleyin. Beni dinle. Çünkü ben gerçek öğretmenim. Bu alanlardan hangileri diğerlerine göre daha fazla göç veren yerler durumundadır? Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Göç veren yerler, göç. Arkadaşlar bir Bursa göç alır. 3 Antalya şiddetli biçimde göç alır. Özellikle son 20 yılda Orta Doğu'nun turizm merkezi haline geldi. Göç alır ama 3 numara Tokat ve 4 numara Bitlis yöresi bence ciddi anlamda göç verir. Bence değil, böyledir zaten. Dolayısıyla E seçeneğimiz doğru cevabımız. 16. soru. Merinos tipi koyunların en fazla yetiştirildiği merkeze harita üzerinde hangi numaralarla gösterilmiştir? Dünyada en kalabalık ve yaygın koyun türü olan Merinos koyunlarının sayısı ülkemizde de ciddi anlamda artmıştır arkadaşlar. Merinos'u şey diye biliyorum ya, bu Ankara'da bir zamanlar bir belediye başkanı vardı.
Allah'tan o gitti de Mansur Yavaş geldi ya, çok şükür yani. Hayatımız kurtuldu Mansur Yavaş geldi de. Çünkü Ankara inanılmaz kötü durumdaydı. Ankara'yı birazcık toparladı bu son başkan. Bu önceki başkan her tarafa böyle mermerden keçi gravürleri gibi bir şeyler koyuyordu. Sanat, o yüzden sanata bir şey diyemem ama demek ki Ankara Merinos, o keçilerin ve Eskişehir keçilerin oldukça önemli olduğu merkezler, ama İzmit ile Antalya Merinos keçilerinin bolca yetiştirildiği illerimiz değil. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiş. Bunlardan hangilerinde metalürji sanayisi gelişmiş? Ya metalürji ne? Demir, çelik, bakır, alüminyum, teneke, kanti, kazan, saç, her şey metalürji sanayisinin içine giriyor. Ama temelde demir çelik. O zaman Ereğli demir çelik bir numara değil mi? Mutlaka gidin. Bak ben buraya gittim yine geçen. Sürekli gidiyorum zaten. Yılda bir kere mutlaka gidiyorum. Hasan Kuru'nun, Ereğli'de Hasan Kuru'nun pidecisi var. Dükkanın adı Hasan Kuru. Adamın adı da Hasan Kuru. Hasan Kuru'nun pidecisinde mutlaka bir pideyin inanılmaz kuşbaşılısı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gurme değilim ama yiyin Ereğli kuşbaşılı Hasan Kuru. Arkadaşlar yine Muğla'da metalürji gelişmemiş. Adana'da metalürji yok. Burada İskenderun Demir Çelik Fabrikası var ama Adana ile alakası yok. Elazığ'da arkadaşlar bir sürü maden fabrikası var. Bakır işletmeleri var. Simli kurşun işletmeleri var. Kala işletmeleri var. Demek ki 1 ve 4 doğru cevabımız arkadaşlar Elazığ ve Ereğli. Bakın iki sevdiğim memleket söyleyince heyecanlandım, şaşırdım. Bunlardan hangisine demir yolu ile yol açmak olanaksızdır? Haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Arkadaşlar şimdi biz asla, bak bu soruyu yine sormuşum. Çünkü geçen sene soru da çıkmış ya. Ya çıkmış arkadaş, uydurmuyorum ben bunları ya. Lütfen uydurmuyorum soruların içini. Çıkmış sorularını çeviriyorum. Al bu da çıkmış sorularını. Diyor ki hangisinde demir yoluyla gidemezsin? İzmit'e gidersin. Ankara'ya, Kırıkkale'ye gidersin. İzmir'e gidersin. Adana'ya gidersin ama Trabzon'a kesinlikle gidemezsin arkadaşlar. Dolayısıyla biz neyi bilecektik? Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars iyi bilecektik. Trabzon ve Antalya'ya demir yolu ulaşımının olmadığını kesinlikle iyi bilecektik. Bunlardan sonra arkadaşlar mutlaka diğer denemeleri çözün. Bak ciddi söylüyorum. İnanılmaz bilgi edineceksiniz. Söylenmeyen, anlatılmayan, vurgulanmayan şeyleri hatırlayacaksınız. Güncel coğrafya konularını özümseyeceksiniz. Bunların inanılmaz faydası olduğunu göreceksin. Bunlarda yapamadığım şeyler var. Hemen Doğu Ateşi YouTube kanalındaki KPSS derslerinden 70 tane dersimiz var. İstediğiniz dersi tıklayın. Hızlandırılmış modda 5 dakikaya izleyin. Hatırlayın, öğrenin. Belki sizin YouTuber'lar anlatmadı size. Belki gözlerinden kaçtı. Belki bilmiyorlar. Yani bunları yaptıktan sonra hocam bir de 6 soru güncel bilgilerden çıkıyor. Ondan yapacağız. Ya onda da Doğu Ateşi çözeceğiz. Açacağız Doğu Ateşi'nin coğrafya kanalına. Sadece şu coğrafya anlatmamış. Güncel bilgilerden de 400 sorunun cevabını yapmışız. Bu muhteşem videolarda izledikten sonra KPSS'de inanılmaz güvenle, huzurla, coğrafya ve güncel bilgilerden rahatça gireceğim. Doğru cevaplayıp başarılı olup geleceğim arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler, saygılar, hoşça kalın.